Değerli ve vefakar dostlar, cesur yürekler. 23 yıl önce 2 Ekim 1992'de TCG muhabirat NATO tatbikatı sırasında Ege'de ABD uçak gemisi Saratoga'dan ateşlenen iki hava savunma füzesiyle vuruldu. Füzelerin isabeti sonucunda geminin komutanı Denizkurmay Yarbay Kudret Güngör dahil olmak üzere 5 şehit ve 22 yaralı verdik. Verilen mesaj çok açık olmasına rağmen ne yazık ki yeterince anlaşılamadı. Mesajın daha iyi anlaşılması için de 4 Temmuz 2003'te Irak'ta görevli Türk askerlerinin kafasına çuval geçirildi. Ve sonra da kumpas davalar süreci başlatıldı. İşte bu kumpas davalardan biri olan ve yıllar önce büyük dantanayla başlatılan, şimdi kamuoyunun neredeyse unuttuğu birkaç utanç verici soruşturmanın birleştirilmesiyle oluşmuş Poyrazköy davası olarak bilinen davada tüm arkadaşlarımız karahat etti. Ne acı bir tesadüf ki tam da 23 yıl önce TCG muameliyetin vurulduğu günde 2 Ekim. Hatırlıyor musunuz? Poyrazköy davasında Deniz Kuvvetleri'nin yiğit subayları ve az subayları darbe ortamı yaratmaya çalışmakla, kendi amirallerine suikast planlamakla, sağ solu bombalamak için mühimmat biriktirmekle suçlanıyor. Karanlıkları aydınlatan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de ahlaksızca kumpas kapsamına alınıyordu. Hatırlayalım, polis binlerce metrekarelik arazide eliyle gömmüşçesine işe yaramaz mühimmatlar buluyor. Arabalarda el konulan DVD'lere emniyette meşhur kafes ilan planı yükleniyor. Planın altına da Kardak kahramanı SAT komandosu binbaşı Levent Bektaş'ın bilgisayarda türetilmiş sahte imzası atılıyordu. Yargıdaki çete ile polisteki çetenin iletişim eksikliği neticesinde istenmeyen bir durum oluşuyor ve DVD'nin içindeki suç dosyasının resmi bulunuş tarihinden tam 12 gün öncesi savcı şaşırıp başka bir sanığı o dosyada adın geçiyor diye soru sordu, açığa çıkıyordu. Çeteye hangi kız zekalı öğretti bilemiyoruz. Pırıl pırıl teğmenlerin evinde buzdolabının arkasına hem de motor kısmına yerleştirilen suikast planı uyuşturucu ve patlayıcılar pes artık dedirtiyordu. Kardak kahramanı SAT komandosu Kurumay Albay Ali Türkşen'in deniz altında balık adam giysisiyle TRT kameraları tarafından görüntülenirken aynı anda bilgisayarda darbe planı hazırladığı iddia edilebiliyordu. Bu çamur yağmurunun bir parçası olan amirallerin suikast soruşturmasında tutuklanan, sonra serbest bırakılan Yarbay Ali Tatar hakkında savcı Süleyman Pehlivan'ın çabaları sonucu ikinci kez tutuklama kararı çıkarıldığında en küçük suçuma günah olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu kanalla bir nebze ışık alabilmek için hayatıma son veriyorum notunu ardında bırakarak yaşamına son veriyor. Savcı Süleyman Pehlivan ise Yargıtay üyeliğine seçiliyordu. İşte dün hukuk tarihinin kat kara lekelerinden utanç duyulması gereken sözde davada herkes beraat etti. Ama ne yazık ki Profesör Doktor Türkan Saylan, Yarbay Ali Tatar ve SAT komandası Asubayımız Saadettin Doğan beraat ettiklerini öğrenemedi. Bir başka kumpas Ergenekon. Bu kumpasa maruz kalanlardan biri de sözde örgüt adına mühimmat gizlediği iddiasıyla Silivri'de 5 yıl 2 ay yatan Yarbay Mustafa Dönmez'dir. Yarbay Mustafa Dönmez mühimmat sakladığı iddiasıyla Genelkurmay Asliye Mahkemesi'nde 5 ayda mahkum edilmiş ve TSK'dan ilişiği de kesilmişti. Oysa arazide bulunan mühimmatlar bulunmalarından 2 gün önce gömülmüştü. Ve mühimmatları bulanlar, yani aynı zamanda gömenler, mühimmatları gömdükleri günün gazetelerine saracak ve ABD'li polislerden nasıl eğitim aldıklarını kendi kameralarına itiraf edecek kadar güç zekalı olduklarını da göstermişlerdi. Ta ki 27 Mayıs 2011 tarihine kadar. 27 Mayıs 2011 tarihinde şerefsiz bir savcının gönderdiği bir tebliğname ile beni Beşiktaş'a çağırdılar. Hiçbir suçum olmadığı halde bir bilgisayarda yazan 2 tane dijital veriden beni tutukladılar. Sonra ne mi oldu? Kendi kendimi suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım.
Ne kadar? 37 ay. Tam 3 yıl. Kimse beni dinlemedi. Neden dinlemedi? Çünkü mahkemelerdeki hakimler, savcılar, özel savcılar, özel hakimlerdi. Benim gibi yüzlerce subayı, 25 küsur amirali tutukladılar ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne en az 10 senelik bir darbe vurdular. Şu anda Deniz Kuvvetleri'ni 10 sene ileri götürecek o zamanki kadronun hepsini tasfiye ettiler. Bütün bunları yaşadık. Kaybetti, biz de hem Deniz Kuvvetleri kaybetti hem bizler. Bizim eşlerimiz, çocuklarımız. Hiçbir suçu olmayan bir ailenin babası tutuklanıyor. Çocukları okula gidiyor. Bu çocukların, benim oğlum, ben tutuklandıktan bir hafta sonra üniversite sınavına girdi. Eşim onlara sahip çıktı. Kızımı bıraktığımda 13 yaşındaydı, şimdi 16 yaşında. Tekrar hapisten çıktığında onu 16 yaşında buldum. 3 sene kaybım var. Benim geleceğim hiç önemli değil. Ama ailemin yaşadıklarını sizlere asla anlatamam ve asla bu yaptıklarını asla affedemem. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Onlarla barışmayacağız, onları affetmeyeceğiz.